Son zamanlarda kalp cerrahisinde gerçekten gerek Türkiye standartlarına baktığımız zaman çok iyi noktalardayız. Peki Esat Hocam neler söyleyecekler? Hocamdan dinliyoruz. Merhabalar. Şimdi kısaca biz bugüne kadar ne yapıyorduk? Nereden nereye geldi kalp cerrahisi? Onunla ilgili olarak biraz bahsedeyim. 1950'li yıllardan itibaren kalp cerrahisi kalp akciğer makinesinin bulunmasıyla hız kazandı. Daha önceden kapalı kalp ameliyatları yapılıyordu. 50'li yıllardan sonra açık kalp cerrahisi yöntemleri geliştikten sonra büyük oranda işte bypass ameliyatları, kalp kapak ameliyatları açık yöntemle daha radikal yöntemlerle tedavi edilebilir hale geldi. Genellikle bu ameliyatlar, açık kalp ameliyatları döş kemiği dediğimiz sternum kesilerek açılması ve kalbin ortaya çıkartılması ve buradan bir takım kanüller vasıtasıyla da dolaşımın durdurularak, dolaşım ve solunumun durdurularak duran kalpte yapılan ameliyatlardı. Özellikle bypass ameliyatlarında 1990'lar, 80'lerin sonu 90'lardan sonra bu ameliyatların kalbin durdurulmadan da yapılabileceği ortaya çıktı. Biz buna atan kalpte bypass diyoruz. Bu yöntemin çok değişik avantajları vardı. Hastalar daha çabuk iyileşiyordu. Daha az hastane kalış süreleri vardı. Ancak sınırlı sayıda hastaya yapılabiliyordu. Bir damar, iki damar hastalığı olanlarda, çoklu damar hastalarında yine kalbi durdurmak gerekiyordu. Son yıllarda, yine o yıllarda başlayan ama son yıllarda daha popülarite kazanan diğer bir yöntemde halk arasında da kapalı ameliyat denilen, hiç sternum yani döş kemiği kesilmeden bu ameliyatların yapılmaya başlanmasıdır. Son yıllarda bu biraz daha şey kazandı, özellikle bypass ameliyatlarında. Daha çok iyi de kazandı. Evet, şimdi hatta bir takım merkezlerde bu Da Vinci robotlarıyla, robotik cerrahiyle de yapılabilir hale geldi. Bu 15-20 yıldır robotik denemeler var ama standart yöntem kadar çok başarılı olduğu söylenemez halen robotik cerrahinin. Fakat kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda robot olmadan da çoklu damar ameliyatlarının yapılabilirliği ortaya çıktı. Son yıllardaki en önemli gelişmelerden bir tanesi budur. Aynı şekilde döş kemiği kesilmeden yani sternotomi yapılmadan koltuk altından girişilerek halk arasında böyle biliniyor. Biz buna mini torakotomi diyoruz. Anterior mini torakotomilerle sağ veya sol kalp kapaklarına da müdahale etme teknikleri gelişti. Bu yöntemle kalp kapakları tamir edilebiliyor. Özellikle tamirde mümkün olduğunca biz bunu tercih ediyoruz. Kalp delikleri, doğuştan olan kalp deliklerinin bir kısmı bu yöntemlerle yine döş kemiği kesilmeden yani önden açılmadan tamir edilebilir hale geldi. Ki bu yöntemlerle kalp kapağı da değiştirilebiliyor hali hazırda. Mitral kapak, aort kapak, işte tricuspid kapak, kalpte 4 tane kapak vardır. Bunların üçüne genellikle girişim yapılır. Bunların hepsine bu şekilde müdahaleler yapılabilir hale geldi. Ancak henüz daha tüm hastalar kapalı yöntemle ameliyat edilebilir durumda değil. Bir takım hastalarda mecburen yine açık, yani önden açarak yapmak durumunda kalıyoruz.